Merhabalar, ben Meryem. 30 yaşındayım, ev hanımıyım. 4 yıllık evliyim. 3,5 yaşında bir kız çocuğum var. 4 yıldır İstanbul'dayım. Doğma büyüme Kilisliyim. Kilisten buraya gelin olarak geldim. İlk sıralar çok zorlandım kızım olana kadar. Her gün ağlıyordum yani, sürekli ailemi istiyordum. Ama kızım olduktan sonra alıştım. İstanbul'da çok sevdim. Şu an yani İstanbul avcımın içi gibi biliyorum. Her tarafını tek başıma gidip gezip gelebiliyorum. Ben küçük yaşından beri mutfaktaydım. Anneannem 7 yaşında beni mutfağa koydu. Temizlik, yemek derken bana hepsini öğretti. Ya elimin lezzeti zaten annemden geliyor. Annem mesela yemek yapacağı zaman her şeyi bana yaptırtırdı. Kızım şu kadar domates doğra, şunu yap, bunu yap ama en son kendisi karıştırırdı. Güya yemeği annem yapmış oluyordu. Ya bu yarışmaya hani öncelikle Zuhal Hanım'ı görmek istedim. Bir de hani böyle görüyordum yarışmacıları, yapamıyorlar, edemiyorlar. Hani o kadar ellerine fırsat geçiyor. Ah keşke orada ben olsam şunu şöyle yapardım diyordum. Bu yüzden hani katılmak istedim. Ben bugün Erdem Bey'in yaptığı gibi asla davranmayacağım misafirlerim. Yani bunu ilk girişte de görecekler. Masamdan kalkana kadar da bunu görecekler benden. Ben çok iddialıyım. Göreceksiniz, o 50.000 TL benim olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın sevgili Meryem? İyiyim, bomba gibiyim. Kiminle geldin? Görümcemle, aslında ablam sayılır. Ablan mı? Yani basmaya ablam sayılır. Kız hiç görümceden abla olur mu? Ama bana görümcelik yapmıyor, ablalık yapıyor. Senden çok mu büyük? Ablam derken onu mu kastediyorsun? Hayır yani, aramızda bir yaş var ama. Aa, aranızda bir yaş varsa niye sana abla diyor? Ya ona kardeş gibi yaklaştığım için gelin gibi görmüyorum ben o yüzden. Ben saygıdan diyorum Gürbüz. Hem de eşimin halasının kızı olduğu için yani bir şey diyemiyoruz. Ya hadi bana doğruyu söyleyin. Aranız nasıl gerçekten? Vallahi çok iyi. Hadi canım. E bana içeride anlattıkları neydi o zaman? Aramızda mı onlar? Neler söyledi neler. Vallahi çok çektirmişsin kızımıza. Yok hiç öyle bir şey yapmadım. Yok yapmadım. O da gelinlik yapmadı. Yani her şey karşılıklıdır bence. Peki söyleyin bakalım. Hanginizin yemekleri daha güzel? Benim. İkimizin de. Niye? Hayır. Benim? Ama tamam bugün onun olsun. Vallahi ben gerçeği istiyorum kızlar. Nedir son kararınız? Onun, gerçekten onun. Ama ben de gelinleriyim, öğrendim az çok yani. Aynen yani, normalde Amasyalı görünce. Tatlarımız benziyor. İstanbul'da doğmuş muymuş ama bizim oranın yemeklerini yapıyor benden görüp. Memleket demişken aslen nerelisin? Gürbüz, ben aslen Kilisliyim. Ya daha doğrusu babam Urfalı ama ben Kilis'te doğdum büyüdüm. Buraya gelin olarak geldim. 4 yıl oldu, İstanbul'dayım. Kilis'in yemekleri çok meşhurdur. En meşhur yemekleri say bakalım bize. Kilis'in Kilis tavası en meşhur olan yemekleri. Tatlıları meşhur. Oruğu meşhur, kebabı meşhur, her şey meşhur. Yalnız görümcen tatlı yapamıyor dedi senin için. Yapamıyor muyum? Öyle dedi valla. Dedim. Göreceğiz bugün. Ama ben yavaştan öğretiyorum. Sen mi öğretiyorsun? Evet. Ama doğru söylüyor, tatlı konusunda pek, böyle sütlü tatlılar konusunda pek kamerat değilim. Doğu yöresi hep acılı yemekler hep olduğu yemek için yani. Hani tatlıyı da hep baklava hazır aldıkları için normal yani, onunla da bir şey diyemiyoruz zaten. Tatlıyla doğru söylüyor, pek aram yok yani. Bak yine kavga çıkmadı. Kavga demişken. Dün neler oldu öyle ya? Dünü hatırlatma Gürbüz ya. Dün rezaletti Gürbüz. Yani ben o masaya oturma bir pişman oldum. Bir rahat hareketler, bir rahat tavırlar. Adamın çorbasında, yemeğinde kıl çıkmış, kiprik çıkmış, umurunda değil. Ben daha çok üzüldüm onun adına. Biraz dikkatsiz miydi, ne dersin? Aynen yani, burası bir yarışma sonuçta. Çok dikkat etmesi lazım. Ama neyse iyi oldu Gürbüz, eledim birini. Kaldı geriye üç, onlar da iddiası zaten, birinci benim Gürbüz. Rakiplerin iddialı değiller mi sence? Bence yani iddiasızlar. Madem bu kadar iddialısın say bakalım yemeklerini. Yemeklerim Kilis usulü lebeniye çorbası. Bravo, elde var bir. Kilis usulü diyorum Gürbüz çünkü hani biz et haşlaması koyuyoruz ama Antepliler köfte koyuyor. O yüzden Kilis usulü yazdım çünkü bahane bulacaklar. O yüzden Kilis usulü yazdım. Arası cam, şıhıl mahşi, dolmaların şahı şıhıl mahşi. Hatay ve Kilis yöresine ait. Vallahi çok iyi başladın. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim misafirlerime çok güzel bir şekilde. Ana yemeğim oruk. Ne? Oruk mu? Yani simit kebabı. Yanında firik pilavı. Yanında el açması bazlama açacağım size küçük küçük minik minik. Meryem bak şaka etmiyorsun değil mi? Hayır gerçek. Yanında mevsim salatası. Ve en son bayılacakları noktaya geliyoruz. Cennet çamuru. Kilis'in meşhur tatlılarından değil mi? Aynen. Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru. Ne diyorsun? Başarabilecek mi? Başka şansı yok. Çünkü bana sözü var. Niye mecbur dedin? Kıracağız parayı. Sen o kadar yarışıp 25 bini görümcene mi vereceksin? O kadar değil. Kardeşiz dedik ya. O kadar değil. Ne kadar istiyorsun çok merak ettim. İşte 5, 10. Beraber yiyeceğiz ama yine. Ya o kadar demedik ama. Kız 10 bin verilir mi? Çok para. O kadar verilir mi? 2,5-3,5. Meryem'cim enerjin muhteşem. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Üstünü değiştirecek misin? Değiştireceğim Gürbüz. O zaman seni burada bekliyorum. Hadi görüşürüz Gürbüz. Görüşürüz. Gürbüz ne duruyorsun? Hadi markete hadi. Koş hadi koş.
ve marketteyiz. Neyle başlıyoruz? Manav bölümünden gülmüş. Tabii ki manav değil mi? Yarışmacımız ilk olarak sebzelerini almakla işe başlıyor. Sen neler getirmiştin memleketten? Sade yağ getirdim, salçamı getirdim Gürbüz. Daha sonra koruk suyu getirdim. Annemle kendimiz yaptık bu yağ. Koruk suyu mu? Evet. Koruk suyunu nerede kullanacaksın? Salatama koyacağım Gürbüz. Aldıklarını poşete koymadan arabaya atmayacaksın herhalde. Pardon Gürbüz, seni görünce heyecanlandım. Bu arada ne kadar şıksın. Sürekli kıyafet değiştiriyorsun. Ne yapayım? Programa çıkmışım Gürbüz. Değil mi yani? Tabii canım. Keşke herkes senin kadar özen gösterse. Saç sakal birbirine karışmış. Adam yani geldiğine bin pişman olmuş gibiydi Gürbüz. Kim o? Erdem Bey. Benim şuradaki öz eleştirim şu olabilir. Ben kendi evimde insanları nasıl ağırlıyorsam arkadaşlarımı, ne kadar samimi ağırlıyorsam öyle ağırladım. Ama onlar masada ya da tabakta bir şeylerin konumundan yemeğe odaklanmadılar. Bir şeylerin farklı olabileceğini göstermeye çalışsam da hiç beğenmediler çünkü çok bir standart beklentileri vardı. Ben böyle bir risk aldığımı biliyordum ama yani bu kadar da yemeyeceğiz. Aman efendim beğenmedim. Şurasında şu var, ben bunu hiç yemeyimi hiç anlayamadım açıkçası. Yarışmayı izlerken bana sinir oluyor muydun? Bak doğruyu söyle. Yok vallahi seni çok merak ediyordum. Gelmişken tuzunu falan almayı unutma. Şekerimi alayım Gürbüz. Hazır buradayken Free'yi de al bence. Free'imi aldım. Başka ne eksik? Bulgurumu alacağım Gürbüz. Sen Free'yi memleketten mi getirdin? Evet ben memleketten aldım geldim Free'yi. Free'yi garantiye aldın yani. Tuz aldın mı? Dur Gürbüz. Makarna? Makarna ile ne işimiz var Gürbüz? Makarnayı evimizde yapıyoruz. Yarışmada makarna mı olur? Vallahi sen onu yapanlara söyle. Bu arada birer birer eksiklerini tamamlayan yarışmacımız hemen et siparişini de veriyor. Bir kilo 200 gram kuzu başlık. Tamam. 700 gram dana kıyma. 700 gram da şey hazırla abi. Kuzu boşluğu ne yapacağız efendim? Ben kes salsa yapacağım. Şey oruk yapacağım. Beni konuşturma abi. Kuzu boşluğu kıyma mı çekelim? Ha kıyma olacak. Kıyma, pardon, tamam. Pardon. Bir dakika ya. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. 1 kilo 200 gram kuzu boşluğu kıyma. 200 gram mı? 200 gram. Olur mu ya? 700 gram dedin. 200 gram. Hayır ya 700 gram dedin. 700 gram dana gerdan. 700 gram da normal kıyma, dana kıyma. Öyle demedim ustam. Başlayalım. 1 kilo 200 gram kuzu boşluk. Patlam. Eyvah! İşler iyice karıştı. 1 kilo 200 gram kuzu boşluk, 700 gram dana kıyma, 700 gram da dana gerdan. Bunlar hepsi kıyma olacak. Ya az önce de 200 gram demiştin. Yürü biz aklımı karıştırdın ya. Şimdi 1 kilo 200 gram. 1200. Kuzu boşluk. Kuzu boşluk. Tamam. 700 gram dana kıyma. Tamam. Bana normal et, dana gerdan. Et yani haşlayacağım abi. Orada 300 gram yazıyor. Hayır öyle yazmıyor. Öyle dediniz demin. Aa tel şehriye tel. Ya tel şehriyeden önce etleri hallettik mi ki? Aman şimdi zamanım geçiyor. Ne yapıyorsun tel şehriye? Vallahi seni öldürürüm Gürbüz. Ekmek alabilir miyim? Ekmek. Ekmek dilimde mam kurdu ya. Hızla ekmeğini de alan yarışmacımız etlerini almak üzere tekrar kasap reyonuna dönüyor. Etlerim hazır mı abi? Bu kaymağım mı? Şahanesiniz, evet. Süpersiniz. Bütün malzemelerini tamamlayan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tutuyor? 1520 lira 28 kuruş. Al işte. 1500 lira bütçeyi geçmişsin. Korkma Gürbüz 20 TL'ymiş. Ben sana 40 TL vereyim. 28 kuruş. 28 kuruş. Vay! Param var yani. Tabii canım. E o zaman ücretini öde bakalım. Al bakalım cüzdanını. Buyurun. Bu 1500 TL'niz. Yarışmacımız 28 lira 80 kuruşu da kendi ödüyor. Hadi artık eve gidelim. Hadi kolay gelsin. Ben poşetlerimi alıp gidiyorum. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım doğru eve.